görevini kötüye kullanan RT Genel Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik. RT Genel Müdürlüğü Müdürü Zahit Zobacı göreve başladığı günden bu yana TRT yanlı bir yayın politikası izlemektedir. TRT devletin ve milletin kuruluşudur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok sayan ve kötüleyen yayınlardan geri durmamaktadır. TRT kanunu, TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi ve yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT devlet televizyonu olarak değil, AKP'nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel başkanımız ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir. Ancak hesabımızı mahşere kalmasına da izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluluğu hukuk önünde hesap vermek zorundadır. TRT, AKP'nin ve Erdoğan'ın seçim kazanması için bir televizyon kanalı ne yapılması gerekiyorsa onu yapmıştır. Adalet Sarayı adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, parti meclis üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız TRT'nin yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet etmiştir. Genel Başkanımızın siyasi konuşmaları TRT'de yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmakta. Genel Başkanımızın grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşmasının 10 dakika 18 saniyelik kısmının yayınlandığı görülmektedir. 3 Ocak 2023, 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği bu toplantıdaki konuşmalarının sırayla 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımları canlı yayınlandığı tespit edilmiştir. Seçim boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi reklamları TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şeklindedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir. CHP'de hareket krizi büyüyor mu? Ekonomi vizyon belgesinin eleştirisi Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'teki tepkisi. Genel Başkanımızın konuşmaları hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örnek verirsek 03.12.2022 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi vizyon belgesi açıklaması toplantısında 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT'de sadece bu yayının 6 dakika 18 saniyesi verilmiştir. Yine Genel Başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 bütçe konuşmasında 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT yalnızca 8 dakika 48 saniye canlı yayın yapmıştır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürlüğü bugün savcılığa şikayet ediyoruz. Adalet arayışımız ve yürüyüşümüz sürecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.